Rengim doğuştan, dilim, dinim en baştan. Saygı duyarım her an. İnsanım, haklarım var. Bu ses ne ya? Ne oluyor dışarıda? Ne olacak? Bugün insan hakları günü. E'si öğrenciler program hazırlamış. İnsanlar onu izliyor. Bilmiyorlar mı haklarını? Nedir ki insan hakları? İnsan hakları tüm insanların insan olmakla sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları ırk, ulus, etnik köken, dış görünüş, dil ve cinsiyet ayrımı göstermeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmak da herkes eşittir. Bunları herkes biliyor zaten. Ben de bir şey sandım. Çocuklar da boş yer yoruyorlar. Sınavları yok mu çocukların? Sence bu haklar ölmek yeterli mi? Yetmez mi? Bu hakları benimsemek, bunlara göre yaşamak gerek. Kimse kimsenin hiçbir şeyle karışmıyor ki zaten. Sence tüm insan özgürce haklarını kullanabiliyor mu? Tüm insanın haklarına saygı duyuluyor mu? Duyulmuyor mu? İyi akşamlar. Ana haber bülteni sunmak için karşınızdayız. Ben Ali Çokluk. İyi akşamlar. Ben Ayşe Özbilir. Filistin'de kan akmaya devam ediyor. Ölü insanların sayısı 12 bini geçti. Bunlardan 5 binden fazlası çocuk. Dünya liderleri bu olayları kınadı. Kaçak göçmenler denizde boğularak can verdi. Ege'den kaçak yollarla Avrupa'ya kaçmaya çalışan göçmenlerin feribotu fırtınada anlamayarak alabora oldu. Göçmenlerin hepsi hayatını kaybetti. Dünya liderleri bu olayları da kınadı. Sukuk ortasında kadın aşıydı. Boşamak üzere eşini sukuk ortasında önce dövdü, sonra bıçakladı. Dehşet anlarını telefona çıkan çevre sakinleri görüntüleri sosyal medyaya yayınladı. Görüntüleri sosyal medyadan izleyen kadının yakınları bizim böyle bir kızımız yok dedi. Şimdi sırada yüzümüzü güldüren haberlerde. İyi akşamlar, haberler sona erdi. İyi akşamlar. Duyulmuyormuş. Bazı insanların yaşama hakkı bile yokmuş be. Evet, en temel hakları bile yok. Ne yazık ki bunlardan bazıları çocuk. İyi de o çocuklar orada gösteri yapınca insanlar çocuklar haklı deyip duyarlılık mı gösterecekler? Evet, duyarlılık göstermeyecekler. O zaman ne anlamı var bugünün? İnsan hakları günü herkesin anlam yüklemesi gereken bir gündür. Nasıl yani? İnsan hakları günü senin için, benim için, sizin için insan haklarını bilmek, öğrenmek yetmez. Hayatın her alanında uygulamak gerek. Sadece bizden olanın değil, bizden olmayanın da temel hak ve özgürlükler olduğunu içselleştirmemiz gerek. Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalete tehdittir. Hatırlayalım, bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir. Peki, dünya değişirse ne olur? İyi akşamlar. Ana haber bültenini sunmak için karşınızdayız. Ben Ali Çokbil. İyi akşamlar. Ben Ayşe Lebilir. Filistin'de savaş devam ediyor. Dünya liderleri bu durum karşısında yaptığı bir karar aldı. İsrail dünyanın dört sınırını engelleyen kararlı seferleriyle geri adım attı. Yaşam hakkını tehdit ettikleri için özür dileyerek bedel ödeyeceklerini açıkladı. Avrupa'dan göçmenlerle ilgili karar. Avrupa ülkeleri göçmenler ülkeleriyle kabul edeceklerini, göçmenlerin dil ve eğitim haklarını merkeze alarak yapılandıracaklarını açıkladı. Kadın vakalarında ciddi bir şekilde azalma gördü. Toplumun bilinçlenmesiyle kadın hakları her geçen gün daha güçlü bir şekilde uygulanıyor. Aileler kız çocuklarını destekliyor ve cesaretlendiriyordu. Şimdi sırada yüzümüzü güldüren haberlerde. Her yıl 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde verilen Nobel Barış Ödülü'nü Filistin'e karşı mücadele eden tüm insanlar adına ülkemize verildi. İnsan haklarına karşı verdiğimiz mücadeleyle gurur duyabilirsiniz. İyi akşamlar. Haberler sona erdi. İyi akşamlar. İnsan haklarına inkar
olacaktır. Hayatta her şey olabilirsin. Fakat önemli olan hayatın içinde insan olabilmektedir. İnsan hakları uygar yaşamın temelidir. İnsanlar size ne söylerse söylesin bazı sözcüklerle fikirler dünyayı değiştirebilir.